Ya zaten çok gel gitler oldu bu işte. Abi evet. bu fatura birisine kesilecek Levent abi. Yani e, mesela bak Galatasaray takımı 6-0 yenildi Fenerbahçe. Şey gitti diyor ki Fatih Hoca anlatıyor. İşte e, röportajında gittim diyor Faruk Süren e diyor. Helalleşelim dedim diyor. Hayır dedi. Diyor. Faruk Süren değildi başkan ya. Olur mu? Öhsan Can Aydın'da 6-0. O 4-0'lık maçı hatırlıyorsun sen. 96 yılında 4-0 kaybetti. Mesela, o zaman Fakir Ga Ga yönetici. Galatasaray yönetimi, yönetimi ya da Galatasaray e, camiası bu işi kendi içinde çok üzülse, çok kızsa, çok tepki gösterse bile e, öğütebiliyor. Yani, Skorlar ya da... Galatasaray'ı bozmaz Gürcan. Heh, onu Bak, Skorlar Galatasaray bugün 6 tane alsaydı Fenerbahçe, sadı yakardı Fenerbahçe. Yakardı. Bak sen mi söylüyorsun? Ya abi. niye öyle bir şey olsun? Yapar da hayır. Yani tepki yakardı. Mealen ansın. Mealen ansın. Tepki mea anlamında. Ya Allah Allah. Hayır çünkü... ki yakacak anlamında. yok. Şu... tepki çok ağır oldu. Şu oldu. oldu. Galatasaray Fenerbahçe stadında şampiyon oldu kardeşim. Olay mı çıktı? Sağ için. Sağ dışında oldu o FETÖ'cü polislerden sonra. Sağ içinde sevindiler de eee şey de Sağ içinde şey yaptılar. De oldu. insanlara Aa. biber gazı sıktı. Hayır. Bandaşı. Yani Galatasaray yönelik. Evet. Galatasaray oyuncusu da yönelik Hiçbir şey çıkmadı ama sonra o biber gazlı, biber gazlı ortalık facia aldı. Sonra neden oldu da e, ortaya çıktı. Yani onlarla uğraşmıyorum. Şey, e, ama Fenerbahçe taraftarı ister. Ama şu demek değildir. Hiç kimsenin, e, esas sosyologların söylediği şey Mesela Serkan istifa, Gürcan istifa, Levent istifa, Ersun istifa, Ali Koç istifa. Bu istifa demek, özetinde Ersun Hoca istifa. Hiç mı sana? istifa diye. Hedef ben miyim Gürcan? <laughs> Hocayken vardılar mı? <gülüyor> hayır <gülüyor> hedef ben miyim yani? Bu, şu, şu bu de, tam olarak istifa demek, demek değil mi? hayır, hayır. Şu, esasında şu demek biz bundan memnun değiliz nereden kardeşim. nereden bana getirdi ya? Bu durumu, bu durumu düzeltin demektir. Tamam mı? Normalde. Ya koskoca Süleyman Seba için Tabii. Ahmet Dursun Seba gitsin diye bile bir bağırıldı. İşin, işin, yani, 20 öbür öbür tarafına bir baktığımız bir şey. zaman mesela Ersun Hoca esasında mesela bu maçta da Geçen hafta Ankara gücü maçında da sözlerimle nesiri oldu. Rıza biz çok sohbet ettik. O da e, katılacaktır bana. Fenerbahçe takımı defans yapmaz, defans yaptırır de, deyip ben önde oynayacağım deyip bana e, hızlı stoper lazım orada. O yüzden Jason'ı oynatıyorum deyip Jason normal hızlı bir stoper değil ki bir kere. Mevcutlarda Ama hızlı. öyle dedi. Ya hayır, hocam, hayır. ya biz hızlı bilmiyoruz yani boş yere futbol oyunu kantonu hızlı mı? Hocam zankadan Zan, Zan, çok zankadan hızlı ya. çok hızlı mı? Çok He? hızlı hocam çok hızlı. <laughs> ya değil tabii ki hocam sana destek Hayır hayır Reha hocama zankadan hızlı. Zanka'nın ya, Zanka, 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 ya Zanka kısa Rami'den, zamanda Rami'den çabuk değil uzun boyu da o kadar fulesi var da ya Jason bir hızlı bir oyuncu değil Serdar hızlı bir oyuncu değil. Diyerek ya diyerek. Hay diyerek. Stoperi yok takımına göre. Hızlı dedi Rodriguez. Tamam. Rodriguez'in stoperde oynayış Ta o yani tamam oynamış. Hocam. Sen sen on hızlı bir stoper bulmadın mı? Oynamış şekline göre ya, ya. yani yani oradaki tamam, oynamış daha hızlı bir stoper bulursun. Onu koşuda yakalayacak, onu oynatırsın. Var mı? Abi yok. E hocam, yok zaten o. Şey ya, söyleyebilir ya, ya, ya burada ya. Gürcan, hayır burada burada şey şeyle. bütün Avrupa'da oynayan bütün iki stoperler hızlı mı ya? Yani ne? bütün hepsi böyle. Ha bravo ona gelmeye çalışıyorum. Allah aşkına. Rehaca eğer o kısımda zafım varsa bu oyunu oynamazsın o zaman. Bu oyundan vazgeçmen lazım. oynamayacaksın. <laughs> Ve Gürcan mükemmel analiz yani. yaptı. Sözlerinden dolayı bak 6 ile 7 arasındaki programa girdiğimiz zaman lütfen bir sözü var. Getirirse bulabilirlerse versinler. Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler. Söyleyemedi. Ben olsam teknik direktör onu yazıp kapıya atsam futbolcuya bu tercüme de yaptırsam bu bile bir takım motive etmeye yeter. Sözlerin esiri olmayacaksın hocam. Buraya ya, gelmiş mihi takım çalıştır mısın Fenerbahçe şampiyon yaşamışsın. Her çocuk kusura bakma. Bu maçın bak, özelinde kalkuda bu kadar sen, net bir açıklama yapar mısın ay, sen o olarak, ay, yapar hayır. Mı sen hoca olarak mısın hocam. Hayır bak sana daha güzel bir şey söyleyeyim Melih abi. Ersun Yanal bana göre inanmadığı şeyleri söylüyor ah, biliyor musun Şami En büyük sıkıntı bu e, bir teknik adam olarak. Evet. Bir teknik adam olarak hayal satmazsın. Gerçekleri söylersin. Hayal kurdurursun ama hayal satmazsın. Yani Fenerbahçe takımı evet. her defa dile geliyor. Biz şampiyon olacağız. İşte ilk Ali Koç ay, ikinci, evvel ışığı gördüm demiş. İkinci. Efendim? Işığı gördüm demiş Ali Koç maçtan Hayır Ersun Enal dedi hocam. Dedi ki Ersun Enal en iddialı bu sezon başı böyle bir beyanat verir mi? Birinci belli. Diğer takımlar sıralamada kendine yer bulsun. Yani şimdi bu çok iddialı. Bir iddiayı bir antrenör ortaya koyar. Camiasını da yani o etkileşimini sağlar. Mutlaka camiasının teknik anlamda da lideri o. Evet o lider de orada konuşacak ve lideri de takip edecek taraftar. Ama böyle bir taraftar kitlesine bu kadar iddialı biz birinciyiz, değeri ikinciyiz. Ya şu Fenerbahçe sonuna kadar bu şampiyonluk e, yarışının içinde olur inşallah da göğüsleyeceğiz ipi diyebilirsin. Bu yani biz kesin birinciyiz, diğerleri taraftarı. sıralama değer alsın. Evet. Yani. Ne diyorlar? E, Ali Koç istifa, Ersun Yanal istifa... Tezahüratları duyulmuş aralarda. Sol taraftan. Evet. Ya bu işler böyle. Arkanda da var hocam. Serkan Eserkan, kay kaybettiğin zaman cadı avı başlar. Hele büyük takımlarda. Burada oyunculara da bana göre tepki oh. gelecek. Sırf değil Ersun Yenel'e. Bana göre oyunculara da hayır, bazı ba tepkiler gelecek. Yani, bu iş böyle bu, bu. Kuşkusuz. Bol hayır, bu golün doğası bu. Aynen. O, bu normal Her kulübün başına hayır, geldi böyle şeyler. 90 artı 4. Durumu 2-1. Nefis bir frikik attı Mehmet Ekici. Evet. Mustafa kurtarması bunlar olacak mıydı? Ya inanılmaz bir kurtarış. Yani 2 Görmeden uçtu. Aynen. 2-1 yenildi. Ersun istifa. 2-2 i̇ki iki kaldı. Helal olsun hoca. Yani bu, bu, bu dengeden, bu bakış açısından esasla kurtulmak lazım. Daha geniş bakacaksın. Senin takımının oyuncu özellikleri evet. önde oynamaya, önde baskılı evet. oynamaya uygun değil. Senin problemin gol pozisyonuna gir, girmek değil, kolay goller yemek. Hem de çok kolay goller yemek. Normal bekle oynamıyorum diyorsun. Normal stoperle oynamıyorum diyorsun. Kalecin 19 yaşında çok genç, tecrübesiz. Ona rağmen bu kadar riskli bir oyun sistemi istiyorsun. Niçin istiyorsun? Çünkü taraftar onu istiyor. Tamam da Gürcan'cığım tehlike gözükürken yorum yaptığımızda sen, ben, öteki Ali Veli Hasan Ali'ye değil de tehdit ettiğinde ben Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunda kalmasını isterim mücadelede. Niye hedef gösteriyorlar bizi? Niye abi? Erman Toroğlu mu mağlup etti şimdi Fenerbahçe'yi? Niye adam, neden yapıyorlar bunu? Neden hedef gösterip... ...ne şeyler oluyor? Olacak iş mi? Olacak değil, iş mi? Hayır değil tabii ama... Ama yani, bu çok abi. ucuz bir şey be Gürcan. Er, er, Erman abi... Çok ucuz. %100. haklısın. Yüz şimdi ne olacak? Hayır bak %100 haklısın yüz ama... E, so ama bugünlere tesadüfen bak, gelinmedi ki. Erman abi, adam diyor ki bana, görüyor... En son şeyde işte bizim Ataköy'de. Eskişehir'denmişler. Gelmişler buraya. Tesadüfen karşılaşmış. Abi diyor çok pasifsin diyor bana. O istiyor ki mesela taraftar gözünü söylüyorum sana. O istiyor ki ben Levent ben tabii bağıracağım. Sana bağıracağım. Reha Hoca'ya olur mu öyle şey diyeceğim. İşte pozisyona bu penaltı bu kırmızı kart diyeceğim. Yani hepsine şey, kabulüm Gürcan. Ama ama zaman, tenkit ettiğin zaman. Tenkidsizlik işte yapmadan tenkit ettiğin zaman de niye bakıp da lan bu adam ne diyor? Niye kimse, demeyip de kimse, hedef gösterip abi, diğerler desem... yerler basılıyor, bir yerlere küfür ediliyor filan Olacak iş mi? Ne oldu? Ne oldu? Hakem hatalı, federasyon başkanı hatalı, tahkim hatalı, disiplin kurulu hatalı, Erman hatalı, Asibor hatalı. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Yalnız... Senin antrenörün bak. Er, takımın çok iyi. Ermeni abi. Diğerleri er, hatalı. Bak öyle deme ama. Üç. Ya Muslera yere yatmadı ya. Olabilir. Abi ben bir maçlık konuşuyorsun. O zaman bir maçlık mı? Tabii bir maçlık. Sen bu maç tesadüfen mi oldu? Şimdi bu maça gelene kadar üç tane maç var abi. Öyle demesen. E? e Sen de konuştun, ben de konuştum burada. Ha, varım abi, devreye girmedi. Bir tane hakemin, maç seyrettim ya Başakşehir maçı. Kabulüm. İyi oynadı Fener. başka. Trabzon maçı da iyi oynadı. Trabzon maçında da iyi oynadı. Başakşehir maçında da iyi oynadı. Hayır bende ben, değilim. Trabzon ben, maçında ben, aynı fikir. Değilim sizler. Tamam dersin ben. Başakşehir maçında biraz. Hayır, değilim. O da Başakşehir Hayır, kötü. Şimdi, şimdi, şimdi dün Sergen o... ne diyor? Başakşehir'e ben bunu söyledim ama Başakşehir bizim maçta çok enteresan bir cümle söyledi dün Sergen. Başakşehir bizim maçta Başakşehir gibi oynamadı. Yanlış anlaşılmasın diyor. Ben Başakşehir'in o oyunu beklemedim. Daha etkili bekledim. Hocam onun için öyle konuştu. Başakşehir'in 22 puanı var. 43 22 maçta 43 puanı var. Yense bu hafta Rize'yi 46 Lider puanı. Lider oluyor yarın. Lider takım Fenerbahçe 2-0 yendi. Kötü oldu. oynadı. Sırf bununla açıklanamaz yani. Bir de yani doğruya ha, doğru eriye eri, eri demek Ama kaç maçta iyi gerekir. oynadı Fenerbahçe? Her çok değil. Beşiktaş maçında da 3 1lik Beşiktaş'ın 3 penaltısı verilmedi. Dile getirdik ama Fenerbahçe o gün. Üstün oynadı o gün. Üstün Fenerbahçe. oynadı. Fenerbahçe. E ama üstün bunu çok sürdürdü. Ya. Sürdürebildi mi? Sürdüremedi tabii ki. Hayır. Şimdi Puan hesabına bakıyorsan o zaman o e, geçmiş 3-4 maçı da konuşmamız lazım. Ama oyunu genelden düşünüyorsak stratejide, planlamada, oyun düzeninde... Mesela iyi oynamadı diyorsun. İyi oynamayan takım Avrupa'daki Avrupa'daki bütün liglerde pozisyon sayısında ilk 5 takım arasında olmaz Serkan. Değerlendirmede 27. bak pozisyon sayısında 5. kaleye çekilen şut. Yani istatistiklere ne giren. Var, kalite eksikliği var. Kalite eksikliği var. Yani burada diyemezsin ki Ersun Yanal bu takımı kötü çalıştırmış, kötü oynatıyor. Evet. Yani, evet. O, onu, yani o noktada oyuncu kalitesinde o e, girilen pozisyonu değerlendiriyor. Mesela bugün Onyekuru. Dünkü Sergen Yalçın için denemeyeceği Tabii. gibi. Aynen, Çok bravo, iyi oynattı. bravo, Harika bir maç çıkarttı ama Aynen. kalite eksikliği vardı. Aynen. Ersun Yanal kaç, böyle... kaç maçtır Fener'in başında? Sen sene, kaç maçtır Fener'in maçında? Ya hocam şey, beş, dışı, bu beş. bu gelişinde 40 olmuştur. He. Bir dakika abi. 40'ı bırakın. Resmi maçlarda 50'nin üstündedir. Kandro, Kupa maçları var, hiç avrupa mi maçları var. Ersun'un etkisi olmadı. Geçen sene hep mi başkan aldı, aldı? sezon başında.